Neden çocuklar köfte, patates gibi veya hamburger gibi gıdaları sürekli isterken kereviz veya brokoli gibi sebzelere burun kıvırırlar? Güzel soru. Aslında çocuklar değil, çoğumuz öyleyiz. Hamburger, köfte, patates, o böyle ağzımızın tadına uygun dediğimiz ya da ağzımıza yarıyor dediğimiz bizim Anadolu deyişiyle gıdaların ortak bir özelliği var. Atavi olarak doğada az bulunan keskin tatları fazla miktarda içeriyorlar. Bunlara biz doğuştan ayarlıyız. Özellikle şeker gibi mesela glikoz tadı. Artı işte bu glutamik asit ya da monosodyum glutamat dediğimiz ete tadını veren maddeye dilimizde özel reseptörler var. Yani bunların hepsini özel alıcılarla algılıyoruz biz. Ve daha doğar doğmaz bunlar konusunda çok aktifiz. Fakat şöyle bir durum oluyor. Eğer çok erken yaşlarda çocuklar böyle işte köftemsi, hamburgerimsi gıdalarla tanışacak olurlarsa onlardan aldıkları lezzet bazlı doyum bir süre sonra diğer yiyeceklerden sağlanamadığı için maalesef sağlıksız beslenme tarafı doğru bir kayma oluyor. Mesela benim küçükken bir arkadaşım vardı. Tabii o zaman bu konuları bilmiyorum ama çocuk sabah kahvaltılarında kaşar peyniri dilimlerini bala batırarak yeme bağımlısıydı. Ya yani bir kavanoz balı ve bir koca kaşarı çocuk böyle yiyordu. Annesi de diyordu ki ne yapayım ya işte besleniyor çocuğum ne var enerji olsun kanman olsun. Çocuğun 30 küsur yaşına gelmeden karaciğer yağlanması, dalak pörtlemesi bir sürü şey çıktı mesela. O yaşta böyle bir şeye alıştırılırsa insan yani beyin biraz hani hayvan eğitimi gibi düşünün beyin eğitimini. Ne verirsen onu istiyor. Öncelikle ailedeki yeme alışkanlığı, çocuğun yemek alışkanlığını çok belirler. Siz mesela zeytinyağlı baklayı çok seviyorsanız muhtemelen ailenizde sevildiği için seviyorsunuz. Yani yoksa bir insan dünyayı gezip dolaşıp bir işte zeytinyağlı baklayı keşfedip sevmez. Öyle bir şey yok. Büyük oranda ailemizden geliyor. Genetik bir bileşeni var. Lezzet duyusunu onu unutmayalım. Eskiden ırkları böyle ayırabileceğimize dair kuvvetli teoriler vardı ve bazı hakikaten kimyasalların tat ve kokularını bazı grup insanlar alamıyorlar. Mesela işte siyahiler, işte beyazlar farklı tat ve koku duyularına sahip gibiler. Yani bunlar nüans farkları ama küçük farklar. Yine de böyle bir şey ölçülebiliyor. Yani genetik bir bileşen olduğunu gösteriyor bize. Ama ve lakin nereye giderseniz gidin etli, mesela bol soslu, o sosların hemen hemen içinde birçoğunun bol miktarda şeker, fruktoz şurubu ve aynı zamanda monosodyum glutamat var. Domateste de çok miktarda glutamat vardır. Domates o yüzden bize böyle işte ne bileyim menemen yapınca falan yumurtaya böyle apayrı bir lezzet katar. Devamlı bir domates yeme isteği olması ondandır. O glutamat tadına ve şeker tadına hassasiyet çok anlaşılır bir şeydir. Eğer çocuklarımıza böyle sağlıklı gıdalar yedirmek istiyorsak, ya öncelikle şunu söyleyeyim. Bir çocuğun sürekli Brüksel lahanası ya da brokoli yemesi problemli bir durum. Yani çocuklar öyle beslenmez. Çocukların biraz daha böyle hani sert gıdaları sindirebilecek eti, yağı vesaire hani daha karbonhidratlı falan gıdaları sindirebilecek metabolizmaları zaten var. Dolayısıyla hani onları da yemeleri gerekiyor. Fakat biraz işte hep müzik örneğinde veririz. Hani bir pop müzik, bir klasik müzik. Tamam pop müziği arada dinleyin ama beyninizin gelişmesi için biraz böyle klasik eserlere de ilgi gösterin arada bir gibi. Bu yeşil sebzeler, işte biraz daha brokolimsi falan çocukların hoşuna gitmeyebilecek olan şeyler uzun vadede sağlık yatırımı olarak muhakkak diyette bulunmalı. Kendimizi ve çocuklarımızı, mesela ben öyle bir ailede büyümedim ama şöyle bir şey alıştırabilsek çok güzel olur. Standart bir tabağın yani yemek tabağının büyük kısmını yeşil sebzelere ayıracak bir dizayn yapabilirseniz eğer yani şu tabağı kabaca ikiye bölün. Yani bu tabağın böyle üçte ikisini yani yeşil malzemelerle işte salatadır, bıt tırttır onunla doldurup geri kalanına ne koyarsanız koyun kabaca. Yani tabii baklava doldurmayın oraya mesela da yani böyle daha işte diğer yemek tarzında şeyler işte yağlı malı olabilir. Ama o lifli gıdalar, yeşil gıdalar uzun vadede önemli. Çocuğa bırakırsanız yani insan çocuğu şu anda hele de bir şehirli çocuksa şansı yok. Yani uzatılan oltaya doğru gidecek. Uzatılan olta ne? Bütün besinlerin içine konan o lezzet arttırıcı katkı maddeleri. O yüzden bugün bu konuda çok ciddi bir disiplin geliştirmemiz gerekiyor. Döverek söverek olmaz. Önce biz yapacağız, sonra etrafımızdakiler yapacak falan. Abi soruya bak ne yediniz de maden suyuna düştünüz? Vallahi bir şey yemedim. Şurada bir avuç ıspanak yedim ya. Gözünüz yani aşk olsun. Nasıl yiyor gözünüz görüyorsa vallahi arkadaşlar bünyem böyle su içsem yarıyor. Ama Hazal'ın beslendiği gibi beslensem
Yemin ediyorum herhalde 3 ayda bir kitap yazarım. Çünkü yani kendisi aynı zamanda bir et yemez olarak çok takdir ettiğim bir beslenme disiplini var. Bu arada yani et yiyebilecekken yemiyor kendisi. Böyle bir tercihi var. Bu güzel bir şey. İnşallah ben de biraz yapabilirim. Ara ara yapıyorum ama. Benim tarzım obsesif bir sağlıklı beslenme tarzı değil. Aha. Aksine sağlıksız olan şeyleri de yemeyi çok seviyorum. Sadece Evet. ya, önemli olan kendi bedenime ait bir stratejiyle ilerliyorum bir yandan. Bir de yani sağlıksız olacak veya çok şeker içeren bu tarz şeyleri olabildiğince az, hani o şekilde ilerliyorum yani. Aynen. İnşallah ömür boyu devam etsin. Hepimize de örnek olsun. Çünkü bu devirde biraz yani bu işe hakikaten dikkat etmek gerekiyor. Hayırlısı bakalım. Dönem dönem coşarsanız moralinizi bozmayın. Ben yapıyorum mesela. Arada bir şırdancı, kokoreççi derken kendimi kaybedebiliyorum. Hazal şimdi küt düşüp bayılacak. Ama sonra efendim böyle yeşil salata, işte peynirli roka bilmem ne falan gibi atraksiyonlara girerek. Çok özür dilerim. Seneler öncesinden bir anı geldi. Sizinle bir ders çıkışımı, akşam yüksek lisans ders çıkışımı yemeğe gittik. Herkes et yiyor. Ben orada tek başıma çoban Yazık salatasıyla. ya, bununla yemeğe gitmek de zor hakikaten arkadaşlar. Yani bir lokantada paralize oluyoruz, ne söyleyeceğiz, gittiğimiz her yer çünkü etli metli bir şeyler var. Yani işte et yemiyorum diyene işte tavuk verelim o zaman falan denilen yerler böyle. Neyse ama bir şekilde Hazal da besleniyor. Demek ki mümkünmüş. Ya bizim bir Bilmiyorum belki. arkadaş var esas. Yani kendisi neyse ismen zikretmeyeyim şimdi. Kesin seyrediyordur çaktırmadan. Benimle çok dalga geçiyor ama bütün videolarımı da izler. Bana ihtiyar diye hitap eder kendisi. Çok da böyle bıçkın bir arkadaşımızdır Ankara'dan. Yani böyle hani gang leader gibi durur. Ondan sonra ama ne zaman gitsek kendisi bir de şey böyle hakikaten morbid vejetaryen. Yani hiç ete elini süremez. Et yiyemez öyle. Gidiyoruz böyle gayet dayı dayı bir restorana girince böyle penne arrabbiata falan söylüyor. Vallahi mosmor oluyoruz. Hani insan şöyle bir kebap çek baba donat masayı falan desin diye bekliyor. Yapamıyor çocuk işte. Allah da ona göre kar veriyor. Enteresan.